Fransız General Paul Osares 1955 yılında Cezayir'de görevliydi. 50 yıl sonra yayınladığı Gizli Servisler adlı ana kitabıyla ortalık birbirine girdi. General 7,5 yıl süren Kurtuluş Savaşı süresince Cezayir'de yüz binlerce kişinin işkenceyle öldürüldüğünü itiraf ediyor, pişman olmadığını da ekliyordu. General o yıllarda Cezayir'de özel timin başındaydı. Bugün şeref madalyası sahibi saygın bir adamdı. Bugünlerde Türk tarihiyle ilgili mesnetsiz önyargılarda bulunan Fransız yönetimi 50 yıl önce Cezayir halkının %15'ini yok etmişti. Kendi generalleri ve polis şefleri itiraf ediyordu. 50 yıl önce 1,5 milyon Cezayirli öldürülmüştü. O zaman Cezayir nüfusu 10 milyondu. Cezayir halkının %15'i yok oldu. Her Cezayir ailesi en az bir ferdini kaybetmişti. Özür filan dilenmedi. Yasef Sadi 2. Dünya Savaşı bittiğinde 18 yaşında bir gençti. Cezayir'de Fransız ordusunda görevliydi. İstiklal! İstiklal! Hakkı hürriyetine! ...1945'te savaşın bittiği duyulduğunda Cezayir'de de halk sokaklara döküldü. Bir asırdan fazla Fransız sömürüsü altında yaşayanlar İlk kez Cezayir bayraklarını sandıklardan çıkardılar. Kalabalığın içinden Cezayir bayrakları yükseldi ve istiklal istemenin bedelini 45 bin Cezayirli hayatıyla ödedi. Fransız ordu birlikleri sivil halkın üzerine rastgele ateş açtı ve Amerikan kaynaklarının rakamlarına göre bir günde 45 bin Cezayirli hayatını kaybetti. Bu katliam tarihe Sétif katliamı olarak geçti. Cezayir'deki katliamlardan sadece biriydi. Yasef Sadi o zaman 18 yaşına yeni girmişti. 1945'te herkes dikkatlerini Almanya'ya ve Hitler'in yaptıklarına çevirmişken Fransızlar Cezayir'de 45 bin kişiyi katlediyordu. Les Français ont tué 45 000 Algériens. Ben o zaman ordudaydım. Memleketlerine dönmek için izin isteyen Fransız askerlerinin tutanaklarını tutuyordum. O sırada bütün ordu bu katliama katıldı. Ben ordudan ayrıldım. Askerler Cezayir halkına saldırmaya gidiyordu. Ve ben direnişe katıldım. Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri olarak tutuklandı ve idama mahkum edildi. Şans eseri olarak hayatta kaldı. 1958'de af ilan edilecekti ama herkes onun kadar şanslı değildi.
Onlar kaba kuvvetle geldiler ve biz de onları aynı şekilde geri gönderdik. Cezayirli uzun yıllar ölümlerden ölüm beğendi. İşkence gördü, katledildi. Dili yasaklandı, dini bastırıldı. Öldü, öldü, dirildi. Sonunda bağımsızlığa kavuştu. Burası kasba, yani kasaba. Osmanlı'nın Cezayir'de ilk yerleştiği mahalle. Fransızlara karşı direnişin başladığı sokaklarda bugün çocuklar Atari oynuyorlardı. Onlar Londra'yı ya da Paris'i düşünüyorlar. Duvarlara gemi resimleri çiziyorlar. Çanaklardan yansıyan düş dünyası onları çağırıyor, karşılık koyamıyorlar. Küresel dünyanın çürük düşlerine esir oluyorlar. Duvarın az ilerisinde bir gece vakti bir araba durmuştu. İçinde Fransız polis şefi duvarın dibine bir paket koymuştu. C'est bien au 8. Oui, surtout fais vite. İşte 75 kişiye mezar olan bina. 1956 yılıydı. Fransızlar bir gece yarısı buraya bir bomba bıraktılar. Ve 75 kişi öldü. Esas direniş ve misilleme bu bombadan sonra başladı. Halk ayaklandı. Bombalarla misilleme yapılması için karar verildi. Ve bombalar susmadı. İlk bomba bu sokakta yapıldı. Ardından Fransızlara karşı misilleme başladı. We'll be right back.
l'organisation. Direnişe katılmak istedim. Kadınları almıyorlardı. Fransızlara benzediğimi, işlerine yarayacağımı söyledim. Çok iyi Fransızca konuşuyordum. Kadınların Fransızların içine daha kolay girebileceğini söyledim. Örgütü ikna ettim. Direniş yıllarıydı. Bağımsızlık uğruna her şeyi göze aldık. Silah da kullandım, bomba da koydum. Zöhre Bitat bugün Senato Başkan Yardımcısı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın efsane isimlerinden biri. Fransızlar için o güne kadar Cezayirli kadın ya egzotik bir doğulu ya da evdeki hizmetçiydi. Zöhre Bitat, onlar bizi hiç anlamadılar ki demişti. Biz savaşı böyle kazandık demişti. 130 yıl boyunca Fransızlar Cezayir'i hiç tanımadılar. Tanımaya da çalışmadılar. Direniş sırasında militanlar en kolay burada saklanabildi. Fransız askerleri burada onlarla baş edemedi. Burası bir labirentti. Yakalandınız mı? Evet, 5 sene içeride kaldım. Ağır işkence gördüm. Terörizme nasıl bakıyorsunuz? Biz bağımsızlığımız için direndik. Bu bir kurtuluş savaşıydı, terör değil. ...1958'de generalaf ilan edildi. Benim adım idam listesindeydi. Müebbete çevrildi. Kasbada hapis yattım. Direnişi hapishaneden yönetmeye devam ettim. Bunu anladıklarında beni Fransa'daki bir hapishaneye sevk ettiler. Cezayir Savaşı filminin senaryosu da orada yazıldı. Bunların hepsi çok yakın bir tarihti. Üzerinden sadece 50 yıl geçmişti. Fransa acaba bir halkın beşte birine yakın kısmı yok edildiğinde özür dilemiş miydi? Fransızlar sizden hiç özür dilemediler, değil mi? Hayır. El Orasi Oteli'nde olanları çoktan affetmiş, kolları açık bekleyenler vardı. Onlar bu gibi netameli konularda çekingen ve taraflıydı. Şimdi burası Fransızlar, Fransız döneminde çok çekmiş bir ülke. Çok büyük acılar çekmiş bir ülke. Fransızlara karşı bu tip toplantılarda veya Batı'ya karşı duyguları genel olarak halkın nedir? Bundan çekiniyor musunuz? Cezayir Savaşı, Afrika'daki tüm ülkelere örnek olmuştur. Ve bir katalizör rolü oynamıştır. Bizi Batı'ya yakınlaştırmıştır. Zaten Cezayir ile Avrupa arasındaki ilişkiler çok eskiye dayanır. Yani affettiniz mi Fransızları? Bunu söylesin sadece. Evet ya da hayır. Fransa Türkiye'yi zorluyor Ermeni konusunda özür dile diye. Peki niçin sizden özür dilemiyor? Ben kongredeki mevzunun dışına çıkmak istemiyorum. Politikaya girmek istemiyorum. Bu toplantının amacı nedir? Uluslararası camiaya, görüşme ve uzlaşmaya açık olduğumuz mesajını veriyoruz. Küresel dünya diyaloğu zorluyordu. Her ülkenin içinden yardımcılar buluyordu. Geçmişi hatırlatan yüzler vardı. Diyalog diyorlardı. Avrupa Hareketi bir sivil toplum kuruluşu olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra başladı. Çevre ülkelerle ve komşularımızla diyalog kurmayı hedefliyoruz.
El Orasi Oteli'nde bir savaşçı çerçevelerin içinden olan biteni izliyordu. El Cezayir Oteli'nde geçmişten bugüne bakıyorduk. Burası 1 Mayıs pazarı. Kurtuluş Savaşı verdik ama problemlerimiz bitmedi. Ben Bağımsızlık Savaşı'na katıldım, bütün ailem de savaşa katıldı. Bağımsızlık günü bütün aile sokağa fırladık, 3 gün eve giremedik. Fransızlar varken daha iyiydi. Bu cümle bir isyandı. Yoksulluk acıtıyordu. Nüfus çok, işsizlik çok. Çocuklar evlenemiyor. Geçmiş zamanda daha iyiydi diyenler var bu pazarda. Fransız zamanları. Ne diyorsunuz? Onlar ne dediklerini bilmiyorlar. Fransız döneminde yiyecek ekmeğimiz yoktu. Açtım. Okula yalın ayak giderdim. Ana caddede Düş Murat'ta gençler biraz meraklı, biraz kızgındılar. Kaçmak istiyorlardı. Herkes dışarı gitmek istiyor. İşsizlik var. Ben burada kalacağım ve ülkem için çalışacağım. Cezayir'i ileri götüreceğiz. Şehri kaplayan çanak antenlerin tümü Fransa'ya dönmüştü. Ana caddedeki dükkan sahipleri Fransızcayı seçiyordu. Fransa en güzel şeyleri barındıran bir düştü. Gençler 40 yıl önceyi bilmiyordu. Özgürlük için verilen bedeller unutulmuştu. Çileler çekmişlerdi. Çok kan dökmüşlerdi. Bu noktaya nasıl gelmişlerdi? Bağımsızlığımızı sadece 40 yıl önce elde ettik. Ama şimdi başka bir işgalle karşı karşıyayız. Şimdi süper güçlerin başka metotları var. Ülkeleri küreselleşmeyle işgal ediyorlar. Küreselleşme işsizlik ve isyanı getiriyordu. Ayrıca işi ve aşı olmayan bir ülke provokasyonlara da açılıyordu. Cezayir 1990'da iç savaşın kucağına böyle sürüklenmişti. Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Ercüment Ahmet Enç o sürecin başından söz ediyor. Bağımsızlığın kazanıldığını ama eğitimin Batı etkisinden çıkarılamadığını anlatıyordu. Fransa burayı terk ettiği zaman Müslümanlar arasında özellikle eğitim görmüş kesim çok küçük bir oranda. Bunlar ancak zengin ailelerin çocukları okuyabilmiş Fransız yönetimi altındayken. Çünkü Müslümanlara eşit haklar tanınmamış. Hatta farklı bir eğitim sistemi uygulanmış onların çocukları için. Buradan çıkınca ne yapmak istiyorsun? Peki bir Arap gibi mi düşünüyorsun, bir Fransız gibi mi? Quand je lis des livres, moi je lis des livres en français et en arabe. Cezayir'de ilk anayasayla beraber Arapça resmi dil olarak kabul ediliyor edilmesine ama eğitimde dil birliği sağlanamıyor. Dil birliği olmayınca üniversite eğitiminde Fransızca eğitime mahkum olunuyor. Cezayirli üniversite öğrencisi tıbbı Fransızca okuyor, teknik branşlarda Fransızca eğitim alıyor ama sosyal bilimlerde Arapça kullanıyor. Mesela hukuk fakültesinde Arapça eğitim görüyor. Bu karmaşanın uzantıları hayatın her yönüne yansıyor. Devlet çifte ve birbirine teğet geçim dilleri kullanıyor. Adalet Bakanlığı yazışmalarını Arapça yaparken
Sağlık Bakanlığı Fransız dilinde haberleşiyor. 70'lerden itibaren aslında buna köklü bir çözüm getirilmek istenmiş ve bu çerçevede özellikle Mısır'dan, Suriye'den ve Orta Doğu'daki iyi Arapça konuşan, bilim, fasih Arapça kullanan ülkelerden eğitmenler getirilmiş. Fakat onlarla birlikte aynı zamanda yeni bir ideoloji gelmiş, yeni akımlar gelmiş ve buradaki İslami anlayışta radikalleşmiş. Dışarıdan gelen eğilimler bağımsızlık sonrası çelişkilerle birleşince halk çaresiz debelenmeye başladı. 1989'da çok partili sisteme geçiliyor. Seçimlerden İslami Parti zaferle çıkıyor. Halk Kurtuluş Savaşı'nı veren partiyi cezalandırıyor. Seçim sonuçlarından memnun olmayan generaller bir darbe yaptılar. Darbeci generaller eskiden Fransız ordusundaydılar. Darbeyi suikastler izledi ve Cezayir kurtuluşundan 30 yıl sonra iç savaşa sürüklendi. 1990'larda 80 bin kişi hayatını kaybetti. Cezayir aydınlarını, bilim adamlarını teröre kurban verdi. Gazeteci John Sweeney 16 Kasım 1997'de The Observer gazetesinde 80 bin kez suçluyoruz diyordu. Katliamın sorumlusu olarak Fransa'yı ve bazı batılı ülkeleri gösteriyordu. CIA bölge şefi Graham Fuller da onu doğruluyordu. Cezayir bir katliam daha yaşamıştı, bir kez daha budanmıştı. Batılı devletlerden silah yardımı alan İslami gruplar yönetime el koymuş, halk birbirine kırdırılmıştı. Fransızlara karşı direnişimizin dayanağı dinimizdi. Sonra o din bir kardeş savaşı için yabancılar tarafından kullanıldı, öyle değil mi? Evet, bunu bir araç olarak kullandılar. 90'lı yıllarda din bize karşı kullanıldı. Cezayir suçluydu. Bağımsızlığını kazanmakla kalmamış, Afrika ülkelerinin bağımsızlığa kavuşmasında da önemli rol oynamıştı. Dini milli hareketleri bastırmak için kullandılar. Müslüman bir ülkeye birileri geldi ve sahte bir İslam'ı dayatmaya kalktı. Bunu yaparken demokrasiyi kullandılar. En büyük desteği de Avrupa ülkelerinden aldılar. Cezayir 90'larda bir kez daha büyük acılar yaşamış ama Batı eliyle büyütülen teröre boyun eğmemişti. Ümmet olmaları isteniyordu, millet olarak kaldılar. Deli İbrahim Mahallesi'ndeki okulun müdürü Mesut Bey, "Bizim kanımızda Barbaroslar, Oruçlar ve Mustafa Kemal var," diyordu. Ben bir tarih öğretmeniyim. Mustafa Kemal bizim örnek aldığımız en önemli liderlerden biridir. Biz Cezayirliler Türk tarihini iyi biliriz. Osmanlı'yı da. Fransızlar Cezayir'de 130 yıl kaldılar. Kaldıkları sürece buradaki Türk izlerini silmeye çalıştılar ama başaramadılar. Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı Cezayir'e de ilham vermişti. Onlar çok çileler çekmiş bir milletti, acılarla şerbetliydiler. Kazba, yani Türkçesi kasaba mahallesinde her adımda ortak bir tarih önüme fırlıyordu. Haziran 1957'de Barbaros hapishanesinde giyotinle öldürülenlerin anısına yapılmış bir çeşme bu. Bu bir Türk evi, nereden anlıyoruz? Bakın buradaki evlerin çoğunun kapısında Osmanlı hilalleri var gördüğünüz gibi. Bu bunun bir Türk evi olduğunu gösteriyor. Bir çeşme, bir hilalli kapı, zeytin ağaçlarının sırtında yükselen evler, çatıların altında bakır işleyenler. (Gülüyor)
Cezayir halkı 300 yıllık Osmanlı dönemini bağımsızlık dönemi olarak hatırlıyor. Bu topraklara ilk göz diken İspanya'ydı. Amacı Cezayir'i sömürgesi yapmaktı. Cezayir direndi, Akdeniz'in efsane korsanlarından yardım istedi. Onlar Barbaros Hayrettin, Hızır ve Oruç reislerdi. İspanyol istilası bir anda bitti. O zaman Akdeniz bir Türk gölüydü. 1533'te Kanuni Sultan Süleyman, Kaptan-ı Derya Barbaros'a Cezayir Beylerbeyliğini verdi. 1830'a kadar halk dili ve dini bütün yerel yöneticileriyle yaşadı. 1830'da önce papazlar geldi. Avrupa'nın en büyük misyonerlik merkezi olan Beyaz Papazlar Cemiyeti Cezayir'e yerleşti. Cezayir halkını 50 yıl içinde Hristiyanlaştırmayı hedeflemişlerdi. ...130 yıl süren misyonerlik çalışmaları pek uzun yol kat edememişti. Cezayir dinini ve dilini yaşatabilmek için büyük mücadele verdi. İnsanca yaşama haklarının tümü gasp edilmişti. Geçmişin izleri her adımda karşımıza çıkıyor. Gülderen Kazba'daki Osmanlı'yı anlatıyor. Kazba'da 8 tane cami var. Ve 17. yüzyılda yapılmış bu camiler. İşte bu en eski kapılardan biri de bu. Bugün neredeyse 2 asır sonra hala aynı müzik kulaklarda. Cezayir Musiki Cemiyeti müzisyenleri İbni Haldun sahnesinde bir konser arifesindeydi. Geçmiş zamanların yasemin kokuları üzerlerine sinmişti. Seviyorlar mı Türkleri burada? Burası benim bütün Arap dünyası için konuşursak, yani gerek Kuzey Afrika gerek bütün Orta Doğu için konuşursak, Türkiye'ye en olumlu bakılan ülke olduğunu söyleyebilirim ben. Seviyorlar Türkleri. Çok seviyorlar Türkleri. Bir kere Türk soylu insanlar yaşıyor burada her şeyden önce. Osmanlı İmparatorluğu döneminde buraya gelip yerleşmiş ve burada kalmış aileler var. Onlarla karşılaşmıştım. 1 Mayıs pazarında bana Cezayir'de kullanılan soyadlarını saymışlardı. Şaşırmıştım. Kuhubliye, soyad olarak Kilarcı, Hazinacı, Demirci, Vala Demirci. O isimler bir dönemin solmuş hayali. Üzerinden öyle çok zaman geçti ki. Şimdi Kazba'daki gençler umuda tutunacak bir dal arıyorlar. Geçmiş ve gelecekten uzakta telaşla şimdiyi yaşıyorlar. Linda'ya göre Cezayir şehri zıtlıkları asırlardır içinde taşıyor. Çok karmaşık ve çelişkili duygular içindeyiz. Günümüzün gençliği Fransa'yı bir cennet olarak görüyor. Çünkü oradaki hayatın neye benzediği hakkında en ufak bir fikirleri bile yok. Bugün Cezayir ile Fransa arasında aşk-nefret ilişkisi yaşanıyor. Neden aşk ya da Fransa'nın nesini seviyorlar? Aşk derken oradaki modern hayata duyulan özlemi ve açlığı kastediyorum. Orası gelişmiş bir ülke ve sırf bu özelliğiyle bile başlı başına bir cazibe merkezi. Gençler oraya kapatınca hayatlarının daha iyi olacağını sanıyorlar. Aslında bağımsızlıktan sonraki dönemde tabii bu ikilem hep yaşanmış. Çünkü Fransızlar dediğim gibi kültürü kimliği yok etme yolunda çok önemli bir mesafe almışlar. Zaten bağımsızlık savaşı da buna tepki olarak verilmiş. Cezayir'in Türk Büyükelçiliği'nde bir sabah vakti. Osmanlı hiçbir zaman kimliğine saldırmamış insanların.
bir arada barış içinde yaşama, herkesin sultanın tebaası olması, tamam bu var. Ama onun ötesinde gerçek bir şey anlayışı var. Yani o uygarlık içinde bir arada yaşama anlayışı var. Buna karşın Fransızların yapmak istedikleri bir sömürge yönetimi kurmak. O sömürge yönetiminin de tabii en acı tarafı insanların kimliğini yok etmek. Onun için Cezayir'de kültür yok edilmek istenmiş, kimlik yok edilmek istenmiş. Arapça konuşmalarının yasaklandığı dönemler olmuş. İbadet etmelerinin yasaklandığı dönemler olmuş. Dolayısıyla orada bir baskıcı yönetim var. Bir ülke düşünün, dış borcu yok denecek düzeyde. Altına, petrole ve neredeyse tüm Avrupa'nın ihtiyacını sağlayan doğal gaz kaynaklarına sahip. Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri, dünyanın en çok doğal gaz ihraç eden ikinci ülkesi. Uzun yıllar ambargo altında yaşadı. Son yıllarda batıya yaklaştı. En çok mal aldığı ülke Fransa, en çok malı İtalya ve Amerika'ya satıyor. Öylesine zengin kaynaklara sahip ki, Cezayir yıllardır güzelliğinin ve bereketinin bedelini ödüyor. Sömürgeciler başından beri doğal kaynaklarımıza göz diktiler. Hedef bu kaynakları ele geçirmekti. Onlar zenginleşecek, bize de ufak kırıntılar bırakacak, ölmeden süründüreceklerdi. Bugün de her şey aynı. Buna karşı ne yapılabilir? Ben şuna inanıyorum. Dünyada bağlantısız ülkeler bir çıkış yaşıyor. Çok kısa bir zaman içinde 3. Dünya büyük bir güce kavuşacak. Bir cephe oluşacak ve bu cephe sömürgeci süper devletlerin karşısında bir set oluşturacak. Her şeyden önce bilinçli bir toplum yaratmamız gerekiyor. Eğer bu bilinci yaymazsak kendimizi kısa zamanda eskisinden daha büyük bir sömürge düzeni içinde bulabiliriz. Bu Cezayir şehri hiç yaşadıklarını unutur mu? Unutmuş görünse de Cezayir sokakları anılarla yoğrulu. Ecoutez-moi. Retournez chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? L'istiklal! Ruhum biladna! L'istiklal! L'istiklal! Fransa, Cezayir'i boğazına takılan, yutamadığı bir lokma olarak hatırlayacaktır. Yürüyüşe mi çıktınız promenade? Oui. Sport. Oui, oui, sport. Oui, oui. Burada. Oui. Biz 70 ans. Evet. 70 Alors je veux... Maşallah. Yani şık, merci, saha. O şimdi mutluydu, vatanında özgür yaşıyordu. Kasaba mahallesi gece yarıları bombalanmıyordu. O zengin Fransızların evine çalışmaya gitmiyordu. O özgür bir ülkede yaşıyordu, bunun değerini çok iyi biliyordu. Ah bir de yoksulluk vurmasaydı.